Hepiniz hoş geldiniz. CIO teknoloji sohbetlerinde bu hafta müşteri hizmetlerindeki dönüşümü tartışacağız. Öncelikle değerli konuklarımı tanıtmak istiyorum sizlere. Ardından da sohbetimize başlamış oluruz. Bir yandan da katılımcılarımız gelmeye başlıyorlar. Öncelikle onlara da çok teşekkür ediyorum. Hem kayıt oldukları hem de izledikleri için. Tanışma faslından sonra da şöyle ben bir girizgah yapacağım zaten. Sırayla bir kendinizi tanıtın isterseniz. Gürkan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Gürkan Tanıyalım Taşkıran ben. Kısaca sizi. Evet. İsmim Gürkan Taşkıran. Çoğunuzla tanışıyoruz. Kiyılı bünyesinde bilgi işlem ve müşteri deneyiminden sorumlu olarak çalışıyorum. Güzel bir etkinlik, güzel bir sohbet olacağını düşünüyorum. Davetiniz için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İki tane Barış olduğu için soy ismiyle hitap edeceğim. Barış İnan, hoş geldiniz siz de. Hoş bulduk Murat Bey. Teşekkürler davetiniz için. Barış İnan, Anadolu Sigorta'da dijital sigortacılık ve müşteri iletişim hizmetlerinden sorumlu olarak görev yapıyorum. Güzel bir sohbet olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Gökhan Bey, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben Gökhan Yolaçık. Ben de MNG Kargo'da bilgi teknolojileri, iş geliştirme ve inovasyondan sorumlu genel müdür yardımcısı olarak devam ediyorum. Barış, sen de hoş geldin. Barış Uca, Barış Bey. Teşekkürler Murat, hoş bulduk. Ben de Etiya'da Türkiye satışlarından sorumlu olarak çalışıyorum. Herkese keyifli sohbetler diliyorum. Aynı zamanda dinleyicilerimize de keyifli bir sohbet olmasını diliyorum. Çok teşekkürler. Derya, sen de hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk Murat Bey. Derya Coşkun ben, CEO Update Yazı İşleri Müdürüyüm. Ben de bugün elimden geldiği kadarıyla Murat Bey'e yardımcı olmaya çalışacağım. Herkes hoş geldi tekrar. Çok teşekkürler. Şimdi bugün dediğim gibi biz hem müşteri hizmetlerindeki dönüşümü tartışacağız, hem de bu işin dijital taraftaki olgunluğunu tartışmaya çalışacağız. Şirketlerimiz neler yapıyor bu tarafta? Onlara da onların ağzından dinlemeye çalışacağız. Biliyorsunuz özellikle pandemi döneminde şu anda dijital olgunlukları ciddi anlamda artmış oldu şirketlerin. Ama bir yandan da biz müşterilerin de dijital olgunlukları arttı. Dolayısıyla şirketlere artık erişirken, iletişim kurarken yalnızca telefonu değil farklı araçları da kullanabilmeyi istiyoruz. Hatta artık işte sosyal medya, chatbotlar, WhatsApp hatları veya buna benzer birçok yerden müşteriler şirketlerle veya satın aldıkları ürün ve çözümlerle hakkında bilgi almak istiyorlar. Bu değişim acaba şirketlerin müşteri hizmetleri departmanlarını nasıl etkileyecek, nasıl dönüştürecek? Bu dijitalleşme neler sağlayacak? Bir de bu dijitalleşme sayesinde eskiden yalnızca telefonla, sesle aldığımız bazı veriler vardı. Müşterinin en fazla işte sesindeki değişimlerle beraber bazı analizler yapılırdı ama şimdi dijitalde çok daha fazla veri almak mümkün. Dolayısıyla da şirketler için de bu değişimin faydası ne? Biraz bugün onu tartışacağız. Sizler de eğer sorularınız olursa hem buradaki chat ekranından hem de bir yandan da LinkedIn üzerinden, YouTube üzerinden şu anda yayındayız zaten. Oralardan da sizlerin sorularına yanıt vermeye çalışacağız. Dolayısıyla da katılımlarınızı da lütfen chat ekranını veya dediğim gibi LinkedIn'deki sohbet ekranlarını kullanabilirsiniz. Gürkan, seninle başlayalım istersen. Şimdi az önce de bahsettiğim gibi şimdi geleneksel yöntemler bir yandan da dijitale kaymaya başladı. Bilmiyorum ki Kiyılı tarafında müşterilerin böyle bir talebi var mı? İnsanlar size dijital kanallardan ulaşıyorlar mı? Sizin bu çerçevede yapmış olduğunuz bir inisiyatif, bir girişim oldu mu? Bir altyapı dönüşümü oldu mu? Ya evet, bizde son bir yıldır açıkçası bu dönüşümün çok ciddi oranda hissediyoruz. Çünkü insanlar tabii evlerinde de kaldığında biz işte bir yıl önce yaklaşık müşteri hizmetleriyle ilgili istatistikleri daha detaylı bakmaya başladığımızda işte pandemi döneminde özellikle insanların işte evlerinde kaldığı dönemde bu sayının azalacağını düşünüyorduk açıkçası. Hani çünkü insanlar biz bir erkek giyimi işi yapıyoruz. Tabii bu sektöre göre çok değişir ama azalır. Yani sipariş bir gün gecikebilir, bir problem olmaz diye düşündük ama biz en yüksek çağrılarımızı ve tüm dijital kanallardaki iletişimlerimizi insanların evde olduğu dönemde
aldık aslında. Yani insanların orada önemli olan o ürüne ihtiyacı olması değil ama oradaki o deneyimi doğru yaşamak istiyor. O anda gömleğe ihtiyacı olmayabilir. Evet, bizden aldığı bir tekstil ürünü giymeye o anda bir yeri de olmayabilir gerçekten. Çünkü şu anda da olduğu gibi ilk biz bu konuya fokuslandığımızda da tamamen kapalı olduğumuz bir dönemde, iş yerlerinin kapalı olduğu bir dönemde. Ama orada şunu fark ettik ki dediğim gibi insanlar bir ürünü alıp o ürüne sahip olmaktan ziyade aslında oradaki o deneyimi puanlıyorlar ve bize bir geri bildirim yapıyorlar. Bu tarafta tabii elimizde enteresan istatistikler de var. Yani biz hep söylüyoruz, dijitalleşiyoruz, müşteri de dijitalleşiyor ve dijital kanallardan ulaşıyor ki çeşitli aksiyonlar da aldık. Bununla ilgili bir müşteri portalı yaptık biz. Tamamen ayrı, sadece müşterilerimize yanıt verebilecek. Yani standart e-ticaret sitemizin içinde müşteri hizmetleri alanlarında kaybolacak bir müşteri değil. Sadece işte destek.kiyalı.com.tr diye bir müşteri portalı yaptık. Burada müşterilere birebir de alabilecekleri veya telefonla alabilecekleri tüm desteği, tüm hizmeti dijital ortamda sunmaya gayret ettik. Burada çok olumlu geri bildirimler aldık ama benim hala çok garipsediğim bazı istatistikler var. İsterseniz ilerleyen şeylerde onu da paylaşırım. Elbette. Bizim bu tüm dijital nasıl söyleyeyim, maceramıza rağmen, tüm hedeflerimize rağmen hala müşteri geleneksel yoldan iletişim kurmaya çalışıyor. Yani bu bizim bildiğimiz bir çağrı merkezi üzerinden bir iletişim kurma alışkanlığı müşteri tarafında hala gerçekten karşılık buluyor. Sizin de söylediğiniz gibi işte chatbotlar, işte robot teknolojileri, WhatsApp, Telegram veya sosyal medya iletişim kanalları ile ilgili birçok aksiyon planımız oldu. Şu anlık isterseniz böyle bu soruyu yanıtlamış olayım. Bir sonraki turda hem o istatistiklerden bahsetmek isterim, hem de bunları nasıl teknolojiyle bir arada götürmeye çalışıyoruz ona iletmek isterim. Çok teşekkürler. Çok da merak ediyoruz o istatistikleri. Gökhan Bey, sizinle devam edelim isterseniz. Aslında sorumuz aynı. Siz de bu dönemde hem B2B hem B2C tarafında belki müşterilerin gelen taleplerini dijital olarak tespit edebilme, onlarla dijital olarak etkileşim kurma noktasında bir şeyler yapma şansınız oldu mu? Bunu soruyoruz aslında. Sizin deneyimlerinizi merak ediyoruz. Sesiniz gelmiyor şu anda ama. Ofisteyim, mutlu olmasın diye özellikle kapatıyorum. Biz evet, sürekli çalıştığımız için sürekli ofisteyiz ne yazık ki. Kapanma bize şey yapmıyor, yani etkilemiyor diyebilirim. Bizim esasında yaptığımız iş birçok sektörün ucundaki bir iş. Özellikle e-ticaretin ciddi anlamda arttığı bir dönem yaşandı geçtiğimiz yıllarda. Pandemi bunu daha da arttırmış durumda. Ve normal bildiğimiz offline kanallar da artık online üzerinden alışverişe yönlendiriyor müşterilerini ve esasında ürünün müşteriye ulaşmasındaki son servis noktası kargo. Kargo bu yüzden Türkiye'de çok hızlı büyüyor ve müşterilerin hayatına girmeye başladı. Tabii bizim de hayatımız değişti. Bizde daha geçmişteki tecrübeler hep gönderici ve alıcılar daha çok KOBİ'ler veya kurumsal firmalardı. Fakat son dönemlerde artık tüketiciye dayanan bir iş yapmaya başladık. Tabii tüketicilerin de ciddi anlamda bir beklentisi var. Özellikle pandemiyle kapandıkça insanlar dijitalleştiler. Çok daha fazla etkileşime geçtiğini görüyoruz insanların bizimle. Biz de o yüzden müşterilerimizi bu dönemde daha çok dinlemeye başladık. Müşterinin sesi bizim için çok değerli. Özellikle belirli alanlarda hayatımıza giren bazı kavramlar oldu. Örnek vereyim, biz ZT diyoruz, zamanında teslim diye bir KPI'miz oldu. Çünkü zamanında teslim belki de KOBİ'ler için o kadar kritik değil, bir gün geç olabilir. Ama Gürkan Bey'in de dediği gibi esasında tüketici olduğunda beklenti inanılmaz farklı. Erkek deyip geçmeyin, ayakkabısı için o da şikayet ediyor. Hani evet, arayabiliyor sizi. O yüzden de biz zamanında teslim diye bir KPI'ye fokuslandık. Bir diğer KPI'miz esasında birçok sektörün hayatına girmişti. Bizim sektörümüzde çok yeni NPS. Yani müşteri memnuniyetinin bir bakış açısı. Artı müşteri memnuniyeti anketleri. Biz müşterimizi bu anketlerle dinlemeye çalıştık.
İkincisi, bizim sorduklarımızın dışında müşterilerin bize tepkileri de var. Bu tepkiler esasında bizim açımızdan ikiye ayrılıyor. Birincisi şikayetler. Günde 500 bin, 600 bin kargo taşıdığınızda binde bir bile şikayet olsa çok ciddi anlamda şikayetle karşılaşıyoruz. Ve bu şikayetler geçmişte telefonla çağrı merkezine veya şubeye yapılırken artık e-ticaret müşterisi hayatımıza girdiği için dijitalleşmiş durumda. Alıcılar, özellikle müşteriler bize online kanallardan ulaşıyorlar ve sosyal medyadan ulaşıyorlar. Yani bazen sosyal medya hesaplarınızı kapatmak istiyorsunuz. Çünkü her türlü herkese yazmaya çalışıyorlar. Karşılarına çıkan herkesle etkileşim kurmaya çalışıyorlar. O yüzden müşterileri doğru kanallara yönlendirmeniz gerekiyor. O kanalların açık olması değil, müşteri tarafından bilinir olması da önemli. Yani müşteri bilmediği zaman her yerden size ulaşmaya çalışıyor. Bu sefer çok dağınık bir yapı haline geliyor. Biz bunları standartlaştırmaya çalışıyoruz. Özellikle çok kanallı bir deneyim yaratmaya çalışıyoruz. Ben çağrı merkezi yöneticiliği de yaptım geçmişte IT'nin yanında. Çağrı merkezlerinin iletişim merkezi olduğu bir dönem yaşadık. Şu anda deneyim merkezi oldukları bir dönem yaşıyoruz. Çünkü artık sadece telefon değil, dijital dünyadaki araçlar da hayatımıza girdi. Bu çok kanallı deneyimi klasik çağrı merkezi, telefonla olan işlemler, ki burası da dijitalleşmiş durumda. Çünkü sesi dijitalleştirdik, şubeleri dijitalleştirdik. İkincisi, bizim için şube çok önemli. Şube telefonları, şubeye yapılan etkileşimler. Her ne kadar pandemide insanlar şubeye gitmiyor da olsa, şubede banka önünden müşterinin deneyimini ölçmek değerli. İkincisi, sosyal medya kanalları. Sosyal medya kanallarındaki ölçümler, online kanallar, WhatsApp, Telegram gibi yerler, mecralar bizim hayatımıza girdi. Tabii bu çok fazla veri anlamına geliyor. Her yerden ulaşıyorlar bize. Şöyle bir örnek vereyim. Biz her gün 200 bin müşterimize NPS gönderiyoruz. Yani NPS sistemini de in-house geliştirdik. Müşteri memnuniyeti anketini de in-house geliştirdik. Ve önce NPS'i bizi, NPS'te kargo şirketini sorduk. Sonra baktık ki genel sormamak lazım. Sonra kuryeyi sorduk, şubeyi sorduk. Ondan sonra ürünü sorduk, servisi sorduk. Hani farklı farklı açılardan dinlemeye çalıştık müşteriyi. Ve bunlardan edindiğimiz bildirimlerle, geri bildirimleri işin içine katarak bu sene %90 müşteri memnuniyetine çıktık. Tabii herkesin bir deneyimi var kargo ile ilgili ama biz çok büyük bir hacmi yönetiyoruz. O hacmin içinde doğru alanları bulmak, doğru iyileşme noktalarını tespit etmek için dijitalleşen çağrı merkezi veya dijitalleşen deneyim merkezi bizim için çok değerliydi. Bütün yatırımlarımızı da bu yönde alıcı tarafına yapmaya çalışıyoruz. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Deneyimleriniz de çok enteresan gerçekten de bu dönemle ilgili. İkinci turda bunların belki biraz daha detaylarını da sizden almış oluruz. Barış Bey, Anadolu Sigorta Barış Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Sizin tarafta da şimdi müşteriler bu dönemde sizin hem hizmetlerinize hem yeni poliçelere hem de var olan poliçeye sahip müşteriler de karşılaştıkları sorunlarla ilgili sizlere hızlı bir şekilde ulaşmaya çalışıyorlar. Sizin dijital kanallar tarafından iletişim ve erişimle ilgili bir çözüm noktasında yaptığınız uygulama var mı? Bu dönemde neler yaşadınız? Tabii ki. Ben de kısaca cevap vermeye çalışayım. Bir değil, pek çok uygulama var. Aslında Anadolu Sigorta, sigortacılık sektöründe en geniş dijital çözüm hizmet ağını sunan şirket diyebiliriz. 2010 yılından beri bu çalışmalara devam ediyoruz. Aslında pandemi koşulları destekleyici oldu. Öyle söyleyeyim yani. Zaten yaptığımız yatırımların kullanımını arttırdı ve yaygınlığını ve müşteri erişimini arttırdı. Biz bir yandan bir fırsat olarak da görüyoruz. Tabii finans şirketi olarak çağrıları azaltmak bizim için bir hedef. Baktığınızda her sene %20-30 arası prim büyümesi yaşıyoruz. %10'a yakın müşteri adedi artışı yaşıyoruz. Buna rağmen baktığınızda 2010 yılından beri aslında çağrılarımız 1,5 milyonlardan 1 milyon 200 bin seviyelerine geldi. Aslında bunun nedeni bu kadar büyümeye rağmen aslında dijital kanallardaki hizmetlerin yaygınlaşması ve kullanılması diyebiliriz. Diğer konuklar sektörlerden bahsettiler. Tabii her sektörün koşulları farklı. Ben biraz sigortacılıktan bahsetmek istiyorum izninizle. Sigorta aslında özetle bir risk tazmin işi tabii ki. Yani bir prim alıyoruz ve bir başınıza bir risk zarara döndüğünde, yani gerçekleştiğinde bunu tazmin ediyoruz. Ama bugün sigorta şirketlerinin rolü
aslında çok daha yaygın alanlara temas ediyor. Örneğin sağlık, otomotiv, konut, bütün bu alanlarda aslında sigorta şirketleri bir organizatör rolü oynuyor. Yani biz sadece hasar tazmini yapmıyoruz. Örneğin aracınız hasar gördüğünde işte hangi servise gideceksiniz, nasıl gideceksiniz, gittiğinizde aracınız olmadığında hangi aracı kullanacaksınız, bir yedek araç kullanacak mısınız gibi düşünebilirsiniz. Veya işte bir sağlık, COVID'le beraber zaten hayatımıza daha da önem kazandı. Tabii ki büyük bir yeri vardı. Ama işte hastaneye nasıl gideceksiniz? İlacınızı nasıl alacaksınız? Bir doktora nasıl danışacaksınız? Buralarda görüntülü sağlık danışmanlığı hizmetlerinden faydalanabilir misiniz? Bütün bu alanlarda konutta keza öyle geliştirmelerimiz vardı. Bu dönemde de arttırdık. Yani özetle bakarsanız aslında müşteri hizmetleri diye baktığımızda aslında sigorta şirketleri için bir poliçe yönetimi yapmak isteyebilirsiniz. Yani borç ödeme, ne bileyim işte poliçenizde değişiklik, bazı teminatların eklenmesi çıkarılması veya hasar veya tazminat yönetimi yapmak istersiniz az önce bahsettiğim alanlarda. Neler yaptık derseniz aslında çok güzel geliştirmelerimiz var. Kısaca bahsettim mesela görüntülü sağlık danışmanlığı. Bu dönemde önceki 4 seneden daha fazla kullanıldı. Bu bizim için çok güzel bir rakam. Keza görüntülü ekspertiz. Kontunuzda bir hasar oldu. Eksperin evinize gelmesine gerek kalmadan cep telefonunuzdan uygulamamızı indirip eksperle randevulaşıp evinizdeki hasarı gösterip raporunuzu yazdırabiliyorsunuz. Veya otomotivde kapıdan vale hizmeti. Aracınızı servise götürmeye gerek kalmadan aslında uygulamadan yaptığınız taleple biri gelip evinizden aracınızı alıyor, servise götürüyor, işi bittiğinde de geri getiriyor. Bu örnekler çoğaltılabilir. Hani bizde gerçekten çok fazla uygulama var. Yani işte dosyanızın durumu nedir, ödemeniz ne zaman çıktı, onun dışında başka asistans hizmetlerde çilingirden tutun da cam değişimine kadar onlarca sektörle iç içeyiz. Bu da bizi bir süreç yöneticisi yapıyor. O açıdan da müşteri deneyimi, Gürkan Bey'in de bahsettiği gibi, çok kıymetli. Bu süreci yönetmek için sürekli geliştirme yapıyoruz. Rakam çok kısa bir iki tane vereyim. Uygulama indirme adetlerimiz %100'ün üzerinde arttı bu dönemde. Çağrı adetlerimiz düştü ama yazılı taleplerimiz de yaklaşık %30 oranında arttı. Bu bizim desteklediğimiz bir durum. Biz bir fırsat olarak görüyoruz açıkçası. Evet. Çağrı adetlerinin düşmüş olması zaten desteklediğimiz bir durum demeniz zaten bugünün özeti aslında. Evet. Yani günün sonunda uygulama tabanlı bir iletişim metoduna doğru hızla evriliyor Anadolu Sigorta. Çok teşekkür ederim. Barış, sana dönmek istiyorum. Şimdi teknoloji liderlerimizi dinledik. Yalnızca teknoloji değil, aynı zamanda müşteri deneyiminden de sorumlular kendileri. Dolayısıyla da aslında hani durumu ortaya koymuş oldular, hani fotoğrafı çekmiş oldular. Biz müşteri olarak da kendimizi hesaba çektiğimizde biz de mesela artık daha fazla dijital kanallara kullanma noktasında eğilim gösteriyoruz. Gerçi bu bizimle alakalı. Mesela Gürkan dedi, hani belki bizden daha yaşlı kişiler veya ne bileyim işte bazı kitleler içinde müşteri hizmetleriyle ulaşmak halen daha daha iyi bir yöntem. Halen onlar onu tercih ediyorlar ama günün sonunda bir dijitalleşen kesim var. Şimdi bu durumda şirketler de müşteri iletişiminde dijitalleşmeye daha fazla odaklanıyorlar diye düşünebiliriz. Siz Etiye olarak bakıldığında bu değişimi nasıl görüyorsunuz? Bu değişimin tam olarak neresindesiniz? Teşekkürler Murat. Aslında pandemi öncesi dönemden biraz bahsetmek istiyorum. Öyle başlamak istiyorum. Biz biliyorsun bir süredir pandemi öncesi dönemde de dijital kanal adaptasyonu, dijital kanal kullanımı yüksek olan, genelde işlemlerini dijital kanallardan kullanmayı tercih eden bu yeni bir müşteri segmentinden bahsediyoruz. Tüm iş birimlerinde olduğu gibi aslında özellikle müşteri hizmetleri alanında da bu alandaki yatırımlarda connected customer dediğimiz bu dijitali benimseyen, sürekli bağlı olan
yeni müşterinin grubunun önceliklendirilmesi gerektiğini bir süredir söylüyoruz. Ve kurumlara, müşterilerimize müşterileriyle aralarında dijital bağ kurabilecekleri, dijital köprü oluşturabilecekleri teknolojik altyapı yatırımları sunuyoruz. Geldiğimiz noktada müşteri hizmetleri operasyonlarının, müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi gerçekten çok kaçınılmaz hale geliyor. Çok oldukça kritik bir nokta. Gelmeden önce birkaç araştırma okudum. Bizim gördüğümüz resimde acaba hem global ölçekte hem de Türkiye'de aynı mı diye. Aslında Gürkan Bey de yanılmıyorsam, yanlış anlamadıysam benzer bir metrik verdi. Örneğin Gartner'ın yaptığı bir araştırmaya göre 2020 yılına kıyasla self servis kullanımı, hani klasik geleneksel self servis kullanımı ve dijital kanalların işlemlerinin ötesinde uçtan uca bir müşteri etkileşim beklentisinin 2021 yılında dramatik olarak arttığını gösteriyor bize. Yine farklı bir araştırma aynı dönemde evde olduğumuz, Gürkan Bey de ifade etti, evde olduğumuz pandemi sürecinde müşteri hizmetlerine iletilen şikayet, talep, öneri, biz buna bildirim diyebiliriz. Oranında %54 oranında ciddi bir artış var. Ve bu çalışmaya katılan müşteri hizmetleri çalışanları bu dönemde daha zorlu vakalarla uğraştıklarını bildirmişler. Tabii bir de CEO'larımız da gayet teyit edecektir. Hayatımızın bazı gerçekleri var. Bu sorunların üstesinden gelebilmek, hal böyleyken bu sorunların üstesinden gelebilmek için ne yazık ki bütçelerde, personel sayısında ve diğer kaynaklardaki artış beklentileri karşılamıyor durumda. Bu açıdan baktığımızda biz dünya çapında konuşabilirim. Gördüğümüz müşteri hizmetleri dönüşümünün sektör olarak daha başında olduğumuzu görüyoruz. Daha kat edecek yolumuz var aslında. Biz teknolojilerden nasıl yararlanıyoruz, bunu nasıl hızlandırabiliriz diye bakıyoruz ama bundan önce bir konunun altını çizmek gerekiyor bence. Ben çok önemsiyorum. Öncelikle yaklaşımı değiştirmemiz gerekiyor. Pandemiyle de birlikte aslında müşteri servis ve hizmetlerinin artık bir maliyet merkezi değil, stratejik bir oluşuma dönüşümünün önemini ben vurgulamak istiyorum stratejik olarak. Son dönemlerde de bunun hızlandığını söyleyebilirim, gözlemliyorum. Tabii bu doğru teknolojik yatırımlarla mümkün ancak. Öncelikle müşteri ne istiyor, buna bakmak lazım. Değerli konuşmacı arkadaşlarım da bahsetti. En temel anlamda bizim gördüğümüz müşteri kanal bağımsız talep ve şikayetlerini, beklentilerini minimum eforla en hızlı şekilde çözmek, mümkünse ilk temasta çözmek ve tüketici olarak kendini tanıyan bir marka etkileşimi bekliyor. Diğer taraftan tabii kurumlara bakıyoruz. Şu anda ne durumdayız? Bu müşterinin, yeni müşteri segmentinin beklentilerini karşılayabilir durumda mıyız diye baktığımızda açıkçası ben genel olarak ifade edeyim, daha kat edecek yolumuz var diye düşünüyorum. Kanal bağımsız aynı hizmet kalitesini sürdürmekte zorlandıklarını görüyoruz. Müşterilerimizi daha henüz tam olarak iyi tanıyamıyoruz. Bu yüzden de kişiselleştirilmiş servis götürmekte sıkıntılarımız var. Dijital kanallardan gelen taleplerin, şikayetlerin yetersiz kaldığı, anlaşılmasında yetersiz kaldığı, yine NPS, müşteri memnuniyet skorlarının hedeflenen düzeylerinin altında olduğunu görüyoruz. Sosyal medyada, özellikle dijital kanallarda, sosyal medyada toplu paylaşımların, eleştirilerin zamanında anlaşılıp proaktif yaklaşımla müşteriye ulaşılmasında hala iyileştirme noktaları olduğunu düşünüyoruz. Biz de Eti olarak tam bu noktada dijital müşteri hizmetleri yönetimi, dijital etkileşim platformumuz, akıllı sohbet araçları ve özellikle gelişmiş yapay zeka yeteneklerini kullanarak başlangıçta 360 derece bir görüntü sağlayarak bir profilleme çıkartıyoruz. Ve bu sayede aslında müşterinin tanınmasını ve kişiselleştirilmiş servis götürmeyi mümkün kılıyoruz. Diğer önemli bir nokta, teknolojinin getirdiği her kanalla, birçok kanal var biliyorsunuz hayatımızda, her kanalla kolay entegre olabilen omnichannel mantığındaki müşteri hizmetleri platformu ve müşteri servis yönetiminde, müşteri servis yönetimi çözümleriyle
sorunları proaktif şekilde çözmek, proaktif şekilde müşteriye ulaşmak çok kıymetli bu noktada. Özetle biraz önce bahsettiğim bu kurumlarda gördüğümüz iyileştirmesi gereken noktalara bu teknolojik yatırımlarla ulaşmak mümkün. Bunun için de daha öncesi yaptığımız gibi çok uzun soluklu dijital dönüşümlerden bahsetmemize gerek yok. Daha az maliyetli, daha az yatırımlı ve daha hızlı dönüşümler yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu sorunları bertaraf etmenin yanı sıra bu aynı zamanda arkadaşlarım da bahsettiği NPS skorlarına ya da ilk temasta çözüm FCR skorlarını iyileştirmesine, OPEX yatırımlarının azalmasına ve kaliteli bir etkileşim ile aslında daha önemlisi müşteri sadakatini arttırıcı rol oynuyor. Bu teknolojilerin önemi kritik diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Barış. İkinci turda yani biraz daha senden geleceği de konuşacağız. Dolayısıyla da bu paylaştığın veriler için de çok teşekkür ederim. Hepsi de not alınması gereken veriler oldu. Gökhan, şimdi veri deyince, paylaşılacak rakamlar deyince Gürkan tekrar sana dönmek istiyorum. Bazı rakamlardan paylaşacağım dedin bizdeki sizin taraftaki değişimlerde. Bir yandan da belki sen de bize gelecekte müşteri hizmetleri, çağrı merkezleri nasıl dönüşecek, nereye doğru evrilmeyi planlıyorsunuz, onlardan da bahsedersen çok sevinirim. Yani sorum, bu dönemde iyileştirmeler sağlayabildiniz mi? Rakamsal olarak bize bir şeyler paylaşabilir misin? Biraz da gelecekte ne yapmayı hedefliyorsunuz? Hatta soruyu biraz daha böyle şey yapayım. Çağrı merkezleri kapanacak mı gelecekte? Böyle bir öngörü de var mı? Yani şöyle, aslında burada ikiye böleyim ben de soruyu. Birincisi veriler konusunda ilginç olan şuydu. Ben de geçen sene de konuşurken abi hatırlarsın bir yıl önce devraldım bu pozisyonu. Hı. Verileri incelerken tabii şöyle bir ilginç rakamlarla karşılaşıyorum. Aslında müşteriler çağrı merkezine en çok en kolay farklı kanallardan ulaşabileceği bilgiler için arıyor. Yani bu çok enteresan. Yani işte bizim belki 5-6 farklı kanaldan çok rahat ulaşabileceği bir bilgi için çağrı merkezini arıyor müşteriler. İşte biz bunu önce bir analiz edelim dedik. Yani mesela çok basit bir şey söyleyeyim. Bizim çağrı merkezine gelen offline çağrı, mağazalar için gelen çağrıların %70'i sadece bir Google aramasıyla bulabilecek genel merkez, Kiyalı genel merkez iletişim bilgisi için geliyor. Yani bunlar işte hani ilginç istatistik dediğim bu. Yani işte toplam çağrının %85'i bilgi almak amaçlı. Yani işte siparişim nerede ki bunu şu an bizde 5 farklı kanaldan aynı sonucu elde ederek bulabiliyor. Yani kullanıcı adı e-ticaret sistemine girebilir, işte mobil site üzerinden gidebilir, müşteri platformundan gidebilir ve işte şu an teste aldığımız işte WhatsApp, Telegram ve Microsoft Teams üzerinden çalışan RPA projemiz var. Şu an teste devam ediyoruz. En kısa sürede onu da bu kanallara bağlayacağız inşallah. Yani İç müşteriyi bağladık, dış müşteri için de bunu devreye alacağız ama bence müşteri buradaki bu oranlar değişse bile yine bu ağırlıkta devam edecek. Çünkü biraz da aslında müşterinizi de tanımanız lazım. Bu belki nasıl söyleyeyim, işte farklı bir elektronik mağazasında farklı sonuçlar çıkabilir. O yüzden söylüyorum, sektör çok sektöre göre çok değişken rakamlar bunlar. Yıl özelinde ben bu rakamları paylaşıyorum ama eminim diğer firmaların ya da diğer sektörlerde bu rakamlar değişir ama biz sonuçta burada Kiyalı müşteri hizmetlerini yönetiyoruz. Müşteri deneyimini yönetiyoruz ve bize göre bakıyoruz. Bir diğer konu, mesela garip bir şey olan kısımlardan biri, %5 teşekkür için arıyor müşteri. Yani teşekkür etmek için arıyor. Biz işte geçen ay mağazalarda bizim hala eskiden kalma basılı teşekkür şikayet formlarımız var ve küçük bir kutumuz vardır. Dedik ki bunu dijitalleştirelim. İşte QR kodlu bir sticker yapalım, mağazaya koyalım. Hiç uğraşmadan tek adımda QR kodu okutup herhangi bir yere de login olmasın. Direkt olarak şikayetini iletsin oradan ya da teşekkürünü iletsin. Çünkü teşekkür de çok kıymetli müşteriyi tanımak adına. Yani birinci ayın sonunda biz şimdi yeni bir formatla tekrar basıyoruz formları. Müşterilerden istek geldi. Yani QR kodlar
Evet, QR kodu tutuyoruz ama formları da tekrar şimdi basıyoruz. Bayramdan sonra inşallah yeni tasarımları ve işte regülatif uyumları ile birlikte bunları da göndereceğiz. Yani biraz şuraya geleceğim aslında. Hep aynı şey oluyor yani, dijitalleşiyor işte. Bana perakende için de soruluyor. E-ticaret bu kadar büyüyor, mağazacılık ölecek mi? Yani ölmeyecek, evet tabii ki. Ama biraz şekil değiştirecek, mecburen şekil değiştirecek. Yani çağrı merkezlerinin bir de bence şöyle bir özelliği var. İnsanlar bir muhatap alındığını hissetmek istiyor. Yani son zamanlarda sosyal medyada falan görüyorum. Chatbotla konuşulan bütün insanlar, nasıl söyleyeyim, tabiri caizse bütün konuşmaları ifşa ediyorlar. Chatbotlar çünkü belli bir noktadan sonra artık şeyi yanıt veremez hale geldiğinde firmaları çok... Zor durumlarda bırakıyor. Ekran görüntüsü alıyorlar, öyle değil mi? Ekran görüntüleriyle işte sosyal medyada paylaşıyorlar. Ve bu noktada bence insanlar biraz da firmalardan karşısında bir gerçek kişiyle muhatap bulunmak istiyorlar. Çağrı merkezleri bu yüzden ilelebet kalacak. Ama işimiz oranında, yani e-ticaretin bu hızla büyüdüğü dünyada, dijitalleşmenin bu hızla büyüdüğü dünyada bizim çağrı merkezlerini aynı hızda büyütmemiz imkansız tabii ki. Teknolojik araçlarla, teknolojik takviyelerle minimum sayıda maksimum faydayı elde etmeye çalışacağız bence çağrı merkezlerinden. Belki burada teknik bilgi artacak. Müşterileri az önce verdiğimiz istatistik gibi, yani çok kolay erişebilecekleri veriler için dijital kanallara yöneltebileceğiz. Ama daha uzmanlık gerektiren, daha böyle deneyim gerektiren, yani bizde mesela işte... sen bizim iyi bir müşterimizsin, yani hani biliyorsun. Yani takım elbisenin belki kumaşıyla, kesimiyle ilgili bir geri bildirimi çağrı merkezi verecek. Belki orada sadece bir çağrı merkezi değil, müşteri deneyimi uzmanı rolü biçilip oradaki o rol de değişebilir. Benim düşüncem bu yönde, yani çağrı merkezleri buraya evrilecek. Tamamen bir müşteri asistanı olacak. Yalnızca sorununu çözen, sorun anında değil, herhangi bir anında ulaşıp konuşabileceği, dijitalden veya telefonla, çünkü burada şu an biz telefonu da konuşuyor olabiliriz ama çağrı merkezi, işte bugün mesela bizim çağrı merkezimiz aynı anda hizmet verdiğimiz pazar yerlerindeki sorulara da cevap veriyor dijital kanaldan. Ve bunların da bazı KPI'leri var tabii. Buralara evrileceğini düşünüyorum ben. Burada tabii şey de çok önemli. Ben onu da düşünüyorum. Şimdi sen az önce dedin ya, işte %5'i teşekkür için arıyor. Tamam, buna bir yapacak bir şey yok zaten. Ama mesela zaten alabileceği, bulabileceği verileri almak için de arayanlar var. Burada şirketlerin dijital olgunluklarını ve dijital arenadaki bilgi yoğunluklarını, doğruluğu da çok önemli. Yani biz de mesela bazen evet, bir ne bileyim bankanın şubesini aratıyorum veya işte ne bileyim bir mağazayı aratıyorum. Şu anda açık diyor Google veya Yandex. Bir gidiyorsunuz, kapalı. Veya ne bileyim işte bir şubeyi aratıyorsunuz herhangi bir şeyin. Gidiyorsunuz, oradaki esnaf diyor ki o şube 5 ay önce taşındı buradan diyor. Şimdi yani işletmelerin de hani o dijital doğrulukları da çok önemli. Haliyle bu sefer diyorsunuz ki ya bundan sonra hiç oralara güvenmeyeyim. Bunlar güncellenmiyor, bu veriler. En iyisi ben çağrı merkezini arayayım, bir teyit alayım, yani hani şube halen orada mı? Şu hali halen açıklar mı? Gibi. Çok aslında basit veriler bunlar. Bunlar için bile mecburen aramış oldular. Aslında chatbot'tan da bunlar çok rahat bir şekilde alınabilir. Şurada şubeniz nerede dediği anda verebilir chatbot en güncel veriyi. İnsanla konuşmayı tercih ediyor. Evet, yani işte biraz orada insan faktörü de hep var yani şu anda. O maalesef değişmiyor. O insanın insanla temas etme faktörü bence uzunca bir sürede hayatımızda olacağını düşünüyorum. Evet, teşekkürler. Teşekkürler Gürkan. Gökhan Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Aslında aynı soruyu soracağım size. Siz bu dönemde dijital araçları kullanarak müşteri deneyiminizi, özellikle çağrı merkezleri özelinde de bakıldığında, iyileştirebildiniz mi? Biraz da geleceğe baktığınızda hem çağrı merkezleri hem de müşteri deneyiminde teknolojiyi nasıl kullanmayı düşünüyorsunuz? Geleceği nasıl hayal ediyorsunuz? Varmak istediğiniz nokta ne? Öncelikle mevcuttaki, ben organizasyondan biraz bahsetmek isterim. Bizim şu anda 150'lik
agent temsilcimiz çağrı merkezinde, 50 temsilci de çözüm merkezinde çalışıyor. Esasında bu iki farklı organizasyondan bir tanesi bilgilendirme, Gürkan Bey'in de dediği gibi, ve şikayet alımı yapan büyük bir organizasyon var. 150 kişi bunlar yaklaşık. 50 kişi de alınmış olan şikayeti çözüme kavuşturmaya çalışan, daha uzmanlardan oluşan bir ekip var. Bu iki ekibin ayrılması esasında dijital geleceği de bize gösteriyor. Öncelikle yok edilecek kısım esasında çağrı merkezi. Yani çözüm merkezi büyük ihtimal ömür boyu yaşayacak. Çünkü bir noktada dediğimiz gibi insanın dahil olması gereken bir alan var. Belki belirli bir aşama sonra çözüm merkezinin bazı görevleri de robotik RPA'lerle veya farklı yapay zeka unsurlarıyla azaltılabilir. Fakat çözüm merkezi bir süre daha hayatımızda olacak. Ama çağrı merkezi gerçekten dijitalleşebilecek veya self servis yapabilecek hale dönüşebilecek kısım olarak gözüküyor. Biz öncelikle çağrı merkezinde yapmış olduğumuz fonksiyonlara odaklandık. Rakamlarla konuşmak gerekirse bizim, ben ilk başladığımda yaklaşık 2,5-3 yıl oluyor. Toplamda 120 kişi çalışıyordu çağrı merkezi ve çözüm merkezinde. Bunun 100'ü çağrı merkezi, 20 kişi çözüm merkezindeydi. Bizim kargo sayımız bu sürede 3 kat arttı. 3 kat artmasına rağmen sayı 120'den 200'e çıktı. Yani biz esasında yapmış olduğumuz iyileştirmelerle aynı oranda agent sayısını arttırmadık. Ve bunu da hep çağrı merkezinden kurtardık. Yani çağrı merkezindeki fonksiyonları olabildiğince dijitale, online'a taşıdık. Ve bu sayede esasında orada çok daha limitli bir kaynak artışı yaptık. Şöyle söyleyebilirim, bilgi almak dediğimizde bizim için en önemli soru kargom nerede? Yani bu esasında herkesin sorusu. Özellikle eve kapandığınızda kargom nerede sorusunu soruyorsunuz. Ve kargom nerede düğmelerine basmaya başlıyorsunuz. Yani aynı anda 5-6 tane düğmeye de basabiliyor bir kişi. Hatta arka arkaya basabiliyor. Eğer cevap alamazsa arka arkaya şikayetlerini yaratmaya başlıyor. Bütün kanalları zorluyor. Öncelikle hedefimiz kargom nerede sorusuna cevap vermekti. Kargom nerede sorusu kolayca cevaplanabilecek bir soru normal şartlarda. Fakat kargo operasyonu normalde B2B dizayn edilmiş olduğu için çok dağıtık bir organizasyon. Data birçok sisteme dağılmış durumda. Ve real time bir datayı müşteriye sunabilmek için o datanın tamamen toparlanıp anlamlı hale getirilip en sonunda da bir serviste çıkması gerekiyordu. Biz bu amaçla birkaç aşamalı projeler zinciri yapmak zorunda kaldık. Çok basit bir soru, tek bir soru. Ama arkada kocaman bir mekanizma var. Öncelikle datayı birleştirdik. Yani bütün datayı konsolide ettik. Real time hale getirdik. Çünkü sistemler arasında entegrasyonlarla bu datanın replikasyonu veya birleştirilmesi zaman alıyordu. Bunu real time'a yakın hale getirdik. İkincisi, bu datanın dışarıya servislerle sunulabilmesini çıkarttık. Yani kargom nerede servisleri yarattık. Ve bunun için de bir API gateway işte altyapısıyla beraber mikro servislerle birlikte bir mekanizma kurduk. Sonra da bu yaratmış olduğumuz servisleri tüm kanallara bağlamaya başladık. WhatsApp dahil olmak üzere. Yani herkes hangi kanaldan olursa olsun kargom nerede sorusunu sorduğunda aynı serviste aynı dataya ulaşır hale geldi. Ki bu bizim için şöyle söyleyeyim, günde 3 milyon kargom nerede sorusu alıyorum ben. Yani şey gibi, ve bu konsolide edilmiş soru. Yani arka arkaya soranları kastetmiyorum. Ve bizim yaklaşık 3500 müşterimiz bize dijital olarak entegre olmuş durumda. Yani kargo gönderen 3500 şirket, bunlar arasında Trendyol gibi günde 1.3 milyon kargo gönderen şirket de var. İrili ufaklı şirketler de var. Bu şirketlerin tamamı da kargom nerede sorusunu bizim üzerimizden soruyorlar esasında. Yani benim sistemlerime soruyorlar bu soruyu. Böyle düşünebilirsiniz. Ve buradaki developerlardan bir tanesinin bir hatası bile bizi paralize edebiliyordu. O yüzden de biz tüm mekanizmayı kişilerin soruyu gerektiği kadar sorabilecekleri, aynı zamanda da aynı cevabı alabilecekleri ve müşteriye bizim onlara sunmuş olduğumuz data üzerinden sunabilecekleri bir deneyim haritasına kavuşturduk. Burada bizim kendi kanallarımızda, sitemizden örnek vereyim rakamsal, bizim günde 2 milyon ziyaretçimiz oluyor, tekil ziyaretçi. Ve bu tekil ziyaretçilerin 1 milyon 600 bini dediğim gibi kargom nerede sorusunu soruyor. Yani 1 milyon 600 bin soru esasında kargom nerede sorusu ve bizim için çok değerli. Kalan kısımlar kurye çağırıyor ve bunları yaparken geçmişte hep çağrı merkezini kullanıyorlardı. Yani çağrı merkezi bizde iki amaçla kullanılıyordu. Bir, şikayet,
Bir de bilgilendirme. Ve bu bilgilendirme kargom nerede, bir de kurye çağırmak istiyorum. Veya şubeniz nerede? Bütün bu soruları biz dijitalleştirdik. Şube telefonları dahil olmak üzere, online uygulamalar dahil olmak üzere, sosyal medya, WhatsApp, bütün her yerden de servislerle bu soruların cevaplarını vermeye başladık. Bu sayede esasında demin söylediğim rakamları koruyoruz. Yani normal şartlarda bu pandemi döneminde bizim çağrı merkezimiz bana göre 500 plus olurdu. Yani 500 plus olacak bir organizasyonu 150 kişide tuttuk. Bunun da sebebi herkes dijital değil. Herkes o telefonu kullanamıyor. Ve online olarak, offline olarak telefonla ulaşmak isteyen de bir kesim var. Hani biraz önce bahsettik. Yani bütün dükkanlar kapanmayacak, şubeler açık kalacak. Bu bir hibrit bir mekanizma haline gelecek, o kesin. O yüzden de iki tarafı da mutlu eden çözümler oluşturmaya çalışıyoruz. Burada kaynak verimliliğinin dışında bence en önemli şey uçtan uca aynı deneyimi yaşatmak. Yani bir kanalda kargonuz şu aktarma merkezinde derken başka bir kanalda şubede derseniz müşteri bu sefer şikayetle geliyor size. Bilgi sormayı bırakıyor, bu şikayete dönüyor. Bu yüzden de biz bilgi ve şikayeti ve müşteriye sunduğumuz çözümü bir potada dijitalleştirmeye çalışıyoruz. Bütün projelerimizi de bu yönde planlıyoruz. Çok teşekkürler Ekan Bey. Şey kısmı da çok iyiydi gerçekten de. Hani çağrı merkeziyle çözüm merkezi ayrımını yapmış olmanız çok iyi gerçekten de. Hani neyi devam edecek, neyi devam etmeyecek? Eğer işte kargom nerede sorusunun cevabını çağrı merkezi hesap verecek. Bu dijitalleştiğinde iş zaten ortadan kalkacak. Ama çözüm merkezleri devam edecek. Orada çünkü karşımızda bir insan görmek istiyoruz gerçekten de. Barış Bey, sizinle devam edelim. Barış İnan, sizin tarafta da bakıldığında hani zaten siz gerçi birinci turda da söylediniz gelecek vizyonunuzu. Oradaki KPI'ni hızlı bir şekilde çağrı merkezine gelen çağrıları azaltmak. Bu çerçevede hem biraz daha geleceği soralım o zaman. Daha geleceğe baktığınızda çağrı merkezleri tamamen yok olacak mı? Bu çerçevede teknolojik olarak hangi inisiyatifleri alacaksınız, devam ediyorsunuz? Soruyu benzer olarak size de sormuş olayım. Tabii ki, teşekkürler. Çağrı merkezleri ölmeyecek, burası kesin. Burada diğer konuklarımızın da bahsettiği gibi aslında Türkiye biraz sözlü iletişim kültürünün hakim olduğu bir coğrafya ve her zaman bu kanalı kullanmak isteyen kişiler olacak. Ama bahsettiğim gibi süreç yöneten bir şirketi olduğumuz için bizde iki müşteri davranışı zaten sıcak temasa ihtiyaç duyuyor. Bir, aciliyet. Örneğin yolda kaldınız. Buna e-postadan yazayım. Sosyal medyadan gireyim vesaire demeden birini aramak ve ulaşmak istiyorsunuz. Hemen bir çekici gelsin, sizi kurtarsın istediğiniz için. Veya bir ambulansa ihtiyacınız var. Şuradan bir yazılı bildirim yapayım demiyorsunuz. İlla ki bir yere arayacaksınız aciliyet durumunda. İkincisi, komplekste, yani karmaşık bir süreç varsa müşteriler sıcak temasa ihtiyaç duyuyor. Çünkü birden fazla adımı olabiliyor yaşadığı deneyimin. Az önce bahsettim, işte aracını bir yere bıraktı, oradan yedek araç alacak mı, alacaksa nasıl alacak, kaç gün alacak, onu nereye bırakacak. Biz bütün buralarda dijital çözümler sunuyoruz elbette. Ama burada birden fazla adım olduğu durumlarda müşteriler sıcak temasa ihtiyaç duyabiliyor. Veya poliçe yönetimiyle ilgili, örneğin bir sağlık poliçesinde birçok soruyu online bulabilmesine rağmen yine de işte çok spesifik sözleşmeler olabildiği için kişiye özgü, kastimize. Örneğin işte doğum teminatı olacak mı, olmayacak mı, sizin bazı hastalıklarınızı kapsayacak mı, kapsamayacak mı gibi bir danışmanlık fonksiyonunu da her zaman sürdürecek. Bunun dışında biz neler yapıyoruz? Baktığınızda az önce bahsettiğim gibi bu süreç takibi konusunda yine Barış Bey'in de bahsettiği gibi FCR, yani ilk çağrıda çözüm, bizim için çok önemli. Yine az önce verdiğim örnekteki gibi yolda kaldınız, bir araç talep ettiniz. Telefonla talep etmiş olabilirsiniz bir çekici araç. Bunda sıkıntı yok. Ama biz şu an o çekiciyi geliyor mu gelmiyor mu diye ikinci defa müşterimiz aramasını istiyoruz. Sigortamız aramasını istiyoruz ki cep telefonundan takip etsin. O çekici araç nerede, kendi bulunduğu lokasyona ne zaman ulaşacak. Bu çalışmaları ve geliştirmeleri yaptık. Bunun dışında
Dijital ulaşım kanallarını arttırdık. Zaten biz arttırmasak da müşterimiz işte sosyal medyadan ve birçok kanaldan zaten ulaşıyordu. Ama bizim yaptığımız güzel bir çalışma var. O da Aslı, bizim Aslı adını verdiğimiz bir robotumuz var. Bu bizim hem RPA süreçlerimizi yürütüyor, metal yakalı çalışan diyoruz kendisine aynı zamanda. Hem RPA süreçlerimizi yürütüyor hem de bir chatbot vasıtasıyla hem WhatsApp üzerinden hem kendi geliştirdiğimiz chatbot üzerinden yapay zeka destekli şekilde müşteri taleplerine cevap veriyor. Burada Gökhan Bey yine temas etti. Hani çok kritik gerçekten bizim çok uzun zamandır uyguladığımız bir husus. Bu kanalların sayısı arttıkça bunları aslında tek bir potada eritmek ve tek bir ticket'a dönüştürmek önemli. Ve çok kanaldan bunun takip edilebilmesini sağlamak. Bunu uzun zamandır uyguluyoruz. Çünkü kanallarımız gerçekten o kadar fazla ki sosyal medyadan gelsin, telefonla gelsin, işte başka bizim e-postadan gelsin, webteki bir formdan gelsin, nereden gelirse gelsin. Biz bunları bir para birimine çevirmek gibi düşünüyorum hep ben bunu. Hep bir aynı currency'ye çeviriyoruz, aynı dile çeviriyoruz ve onu tek bir noktadan takip edilebilecek bir ticket'a dönüştürüyoruz ve bunun üzerinden takibini yapıyoruz. Aynı zamanda iç müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla da bu ticket üzerinden takibini yapıyoruz. Bu çok kıymetli. Bunun dışında bu dönemde neler yaptık? Sosyal medya yönetimine biraz eğildik. Orada sosyal medya hesaplarımızı ve diğer kanallardan gelen talepleri tekilleştirmek ve takip etmek için bazı araçlar kullanmaya başladık. Bunun yanı sıra duygu durum analizi gibi veri tabanlı çalışmalar yapmaya başladık. Bunlar bizim için çok kıymetli. Hatta geçtiğimiz günlerde bir ödül de aldı. Duygu durum analizi ile sigortalarımızın isteklerini belirlemek konusunda. Son olarak da giden tarafına işin değinmek gerekirse anketlerimizi yeniledik. Buralarda NPS ölçümlerimiz ciddi şekilde kademe kaydetti. Bunları da daha sık ve her bir talep için, her bir şikayet için veya geliştirmeyi düşündüğümüz her bir süreç için devreye aldık. Bunlardan da oldukça faydalanıyoruz. Güzel. Gerçekten de hani bu dönemde bizlere çok şey öğretiyor şimdi. Eminim ki buradaki bu dönemde yaşadığınız deneyimler de hani geleceğe ışık olacaktır. Çok kısa süre içerisinde dijitalleşme noktasında çok ilginç deneyimler yaşamış oldunuz. Barış, seninle devam etmek istiyorum. Şimdi IT liderlerimizi burada dinledik. Onlar da aktardılar hani neler yaptıklarını, nasıl fayda sağladıklarını, biraz geleceğe yönelik perspektifleri de anlattılar. Şunu sormak istiyorum. Şimdi dijital araçları sen tarifledin neler yaptığınızı. Ama şimdi geleneksel yöntemlerle kıyaslandığında bu yeni dijital araçlar ve uygulamaların şirketlere nasıl avantajları var? Ne gibi faydaları var? Ve hatta varsa sizin yapmış olduğunuz başarı örnekleri, hikayeleri belki bunları da paylaşırsan çok seviniriz. Aklımızda çok daha somutlaştırmış oluruz diye düşünüyorum. Tabii ki. Şimdi Murat, müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesi ve giderek daha da şirketler içerisinde stratejik bir rol oynaması aslında şirketler içerisindeki diğer ticari fonksiyonların ve hatta şirket genel stratejilerine çok ciddi katkılar sağlayacağını düşünüyorum öncelikle. Buna baktığımızda aslında iki ana başlıkta toplayabiliriz. Bunlardan birisi müşteri tanıma ve diğeri bahsettiğim üzere kaliteli etkileşim deneyim. Her ikisi de deneyimin tam odağında, merkezinde bulunan çok kritik faktörler. Öncelikle müşteriyi tanıma ve tanıdıktan sonra müşteriye kişiselleştirilmiş teklif sunma ya da hizmet götürme noktasında müşteri verisi her şeyin kalbinde. Bu veriyi müşteri hizmetleri kanallarından, tüm kanallardan gelen, ulaşan bu veriyi mümkün olduğu kadar stratejik yaklaşımlarla analiz ettiğimizde aslında Gökhan Bey de bahsetti, çok da güzel ifade etti. Diğer müşteri yönetim sistemleriyle entegre ederek kanal bağımsız uçtan uca tüm operasyonlara katkı sağlaması çok önemli ve kritik bir konu.
Burada aslında ne kadar detaylı ve anlamlı, kırılımlı bir analiz, bu veri analiz edilirse yaşam döngüsünün tüm aşamalarında da aslında o kadar katkı sağlıyor bizim gözlemlerimizle. Yeni teknolojiler de tam da bu noktada devreye giriyor. Arkadaşlarım da bahsetti. Özellikle yapay zeka, bugün yapay zeka ile başta duygu analizi olmak üzere birçok use case konusunda yapay zekadan faydalanıyoruz. Yine birbirine entegre müşteri yönetim sistemleri, CRM sistemleri, kampanya yönetim sistemleri sayesinde kanal bağımsız bütünsel ama aynı zamanda kişisel deneyimler sağlayabiliyoruz. Burada bir konunun altını çizmek lazım öncelikle. Bu noktada pazarlama, satış, işte müşteri hizmetleri gibi farklı departmanların birbirlerinden farklı stratejilerine birbirlerinden kopuk olmaması önemli bir konu. Bu yaklaşıma dikkat etmek gerekiyor teknolojinin dışında. Çünkü müşteriyi fonksiyon ve işlem bağımsız tanımak, tüm yolculuğunu buna göre dizayn etmek lazım. Diğer altını çizmek istediğim diğer bir konu hem gelecek için hem de şu anda bu süreçlerin statik ve standartize olmaması gerekiyor. Daha dinamik süreçlere ihtiyacımız var. Bu dijital kanallardan gelen, tüm kanallardan gelen müşteri verisiyle beslemek çok kritik. Bu sayede her yeni tercihte, beklentileri değiştiğinde, her yeni davranışı anında anlayabiliyor, öngörüleri değiştiriyor ve aslında hizmetleri, teklifleri buna göre hızlı, dinamik bir şekilde şekillendiriliyor olmanız lazım. Uygun tabii ki teknolojik altyapılarla. Biz de bu noktada müşteri hizmetlerinin dijitalleşmesiyle birlikte özellikle müşteri etkileşim yolculuğunda şirketlere varsa şirket içi fonksiyonlar, süreçler arasındaki boşluklar ve özellikle teknolojik altyapılar konusunda stratejik danışmanlık ve destek almaları gerektiğini düşünüyoruz ve bu desteği de sağlıyoruz. Yine diğer önemli bir konu ise altını çizmek istediğim, bugün baktığımızda ilk konuşmamda da belirttim. Bu süreçte baktığımızda müşteri hizmetleri ekipleri artık daha endişeli, daha talepkar, daha karmaşık vakalara sahip müşterilerle muhatap oluyorlar bu süreçte. Bu da aslında müşteriyi elde tutma konusundaki riski dramatik bir şekilde arttırıyor. Yani müşteri sadakati, müşteriyi elde tutma konusu oldukça kritik hale geliyor. Artık konu bir tıkıtı kapatıp bir sonrakine geçmek değil. Biraz önce de bahsi geçti. Bu noktada müşteriyle marka arasında empati kurma, bu etkileşimi arttırma ve ilişki geliştirme önemli. Evet dedik ya, çağrı merkezleri kapanacak mı? Hayır, kapanmayacak tabii ki ama artık bu tıkıtı kapatalım, sıradakine geçelim yaklaşımı, geleneksel metottaki bu yaklaşım işe yaramayacaktır. Bu kontak artık bugüne kadar geleneksel yöntemlerde biliyorsunuz müşteri hizmetleri operasyonu bir contact center oluyor, görülüyordu. Biraz önce çözüm dedi galiba değerli arkadaşlarım. Ben de benzer bir şey görüyorum. Contact center yerine aslında bir engagement merkezi, yani etkileşim merkezi haline dönüşüyor. Dolayısıyla aslında biraz daha odağımız da değişiyor. Tabii ki çağrı merkezlerine her zaman ihtiyacımız olacak. Bu odakla aslında yeni teknolojilerle aynı müşteriden sorumlu, bu dijitalleşmeyle beraber aynı müşteriden sorumlu farklı ekipler de uçtan uca bakıldığında ortak hedeflere ulaşmayı sağlıyoruz Murat. Yine bu eksende farklı bir teknolojiden de bahsedeyim. Yine gelir yaratma senaryolarında kullandığımız, bizim de platformumuzda olan aslında sosyal dinleme. Bugün sosyal dinleme fonksiyonu sayesinde özellikle sosyal mecralarda kendi kurumlarımızı tanımladığımız anahtar kelimelerle rakiplerimizi dahi onların paylaşımlarını takip ederek bunları zamanında analiz etme ve yeni satış fırsatlarına dönüştürme, hatta toplu olarak şikayetler, paylaşımları alıp proaktif şekilde yaklaşıp çağrı merkezlerindeki, müşteri hizmetlerindeki verimliliği arttırma gibi katma değerli senaryolar var. Gelecekte de bunlar artmaya devam edecek diye düşünüyorum. Tabii bu faydaların da ölçülmesi önemli. Bunu da bu teknolojiler sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu bahsettiğim analitik ve dijital sistemlerin aslında kullanımının artması bu faydanın ölçülmesine çok daha da kolaylaştırıyor. Bence gelecekte de kolaylaştırmaya devam edecek diye düşünüyorum.
Aslında yani genel olarak bakıldığında hepimizin yani hemfikir olduğunu görüyoruz. Çağrı merkezleri kesinlikle hüviyetlerini biraz değiştirecekler. Şu andaki geleneksel yaptıkları işleri biraz değiştirmiş olacaklar. Daha komplike, karmaşık işlere odaklanmış olacak insan. Ama işte ne bileyim hem Gürkan'ın hem Gökhan'ın hem Barış'ın bahsettiği gibi işte daha yalın bilgileri, daha basit bilgileri de dijital kanallar üzerinden çözebilmeye başlayacağız. Ama Barış sen şimdi başka bir açılım daha getirdin. Bu dijital olgunluklar şirketlere bambaşka fırsatlar da yaratacak. Özellikle gelir elde etme noktasında bakıldığında. Bugünün hani anlamlı tarafı o. Dolayısıyla şirketler dijital araçları kullanarak aslında daha önce yapamadıklarını, geleneksel çağrı merkezleriyle beraber yapamadıklarını da yapabilir hale gelecekler. Derya, sorularımız var mı? Ben bir tane görüyorum burada. Sana özel olarak gelenler de vardır belki. Murat Bey, iki tane sorumuz var. İsterseniz ileteyim hemen. Tabii. Ahmet Bey sormuş, Ahmet Yılmaz. Çağrı merkezlerine ulaşmak çok zor ama chatbotlar için de şirket uygulaması kurmak gerekiyor diyor. Tek bir uygulama ile tüm çağrı merkezlerine ulaşabilir miyiz diye bir sorusu var kendisinin. Bu şey var yurt dışında, süper app'ler var öyle değil mi? Şu aralar çok popüler olmaya başladılar süper app'ler. Tek bir uygulama kuruyorsunuz ve o uygulamadan her şeyi yapmaya başlıyorsunuz. Türkiye'de süper app yok galiba bildiğim kadarıyla. Bu da belki bir iş fırsatıdır, bilemiyorum tabii. Olma yolunda giden birkaç tane var. Var mı? Yani evet, Migros falan deniyor galiba. İşte belediyeyle hem ulaşımda, İETT'de vesairede kullanmak için. Ya buna şöyle bir cevap verebilirim ben aslında. Tabii. Şey gelmişken. Mesela bizim bir uygulamamız yok. Yani ben genel olarak şu an içinde uygulama taraftarı da çok değilim. Çünkü uygulamada bambaşka şeyleri var, dinamikleri olan bir durum. Mesela biz tamamen kullanıcı alışkanlıkları olan Telegram ve WhatsApp üzerinden, kurumsal üzerinden gideceğiz. Yani bir uygulama kurmak zorunlu olmadan veya bir webten giriyorsa da oradaki WhatsApp butonundan ya da Telegram butonundan bu iletişim kanalını açıyoruz şu anda. Bir uygulama kurmak zorunda bırakmayacağız. Ama evet, chatbotlar konusu, evet. Öyle bir problem var. Gürkan'ı duyduk abi. Geldi bağlantı. Şimdi. Bir ara gitti bağlantın ama tamam. Şimdi sorun yok. Evet. Öyle yani. Biz bir uygulama zorunluluğunu da bırakmayacağız. Anladım. Başka yorum yapmak isteyen olur mu bu soruya, yoruma? Ben de aslında Gürkan Bey'e katılıyorum. Bir dönemdir bu uygulama indirme zorunluluğu dışında işte web ya da sosyal mecralardan alma, özellikle WhatsApp kanalından entegre bir şekilde bildirim alma, etkileşim yapma konusu bir dönemdir gündemde ve önemi de koruyor. Yani aslında şirketlerin aplikasyonlarını indirmeden de iletişime geçmeleri, etkileşimde bulunmaları mümkün. Peki, Derya, başka sorumuz var mı? Bir adet daha soru var bende Murat Bey. O da zannediyorum Salih Bey doğrudan Gökhan Bey'e yöneltmiş sorusunu. Kargoyu göremez miyiz diye bir sorusu var Salih Bey'in. Gelmedi sesin ya da ben duymadım, pardon. Ben de alamadım. Duyabiliyor musunuz şimdi? Duyuyoruz şimdi, evet. Salih Bey'in bir sorusu var. Doğrudan Gökhan Bey'e yöneltilmiş zannediyorum soru. Kargomuzun nerede olduğunu anlık olarak haritada göremez miyiz diye bir sorusu var Salih Bey'in. Öyle söyleyeyim, ben cevap vereyim. Ben geçmişte pizza işindeydim, pizza sektöründe. Orada kuryeyi gösterebiliyorduk rahat bir şekilde. Bugün insanların hayatında birçok uygulama kuryenin nerede olduğunu gösteriyor. Fakat kurye o anda sadece o kişinin siparişini taşıyor. Yani siz pizza söylediyseniz sizin pizzanız geliyor veya hamburger söylediyseniz sizin hamburgeriniz geliyor. Fakat kargo işi öyle değil. Kargo işinde bir kargo aracının üstünde yaklaşık 150'ye yakın sipariş olabiliyor. Bu da şu anlama geliyor. Uluslararası şeyde, Amerika'da da çok denenmiş soygun. Yani ne yapıyorlar? İçine basit bir ürün koyuyorlar aracın.
O aracın içinde ne taşındığını tespit ediyorlar düzenli olarak bayilerden ve soygun yapıyorlar. O yüzden de bizim sektörümüzde kargo aracının nerede olduğunu göstermek kargoları tehlikeye atıyor. O yüzden yapılamaz bir şey. Fakat biz şunu yapacağız. Bizim planlarımız dahilinde. Size yaklaştığında net yerini söylemeden şu kadar zaman sonra sizde diyeceğiz ve harita üstünde genel bir yer göstereceğiz. Yani bir mesafe içinde göstereceğiz. Ancak bu şekilde esasında kargoların güvenliğini sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Dünyadaki birkaç örnekte bu şekilde yapıyor. Fakat kargonun nerede olduğunu göstermek gerçekten tehlikeli bir iş. Ben ilk geldiğimde niye göstermiyoruz demiştim. Bana hemen bunu söylemişlerdi. Oradan size söyleyebilirim. Şimdi müşteri deneyimi değişiyor ya Gökhan Bey. Şimdi müşteri deneyimi bu şimdi yeni gelen böyle anlık sipariş uygulamaları var biliyorsunuz. Hani kuryeden ziyade. Çünkü kuryeyi herkes kullanmıyordu. Ama bu anlık sipariş uygulamaları, market uygulamalarını herkes kullanıyor. Şimdi oradaki deneyimi bu sefer şeyde istiyor. Kargoda istiyor. Muhtemelen hani ikili Salih Bey demiştin değil mi Derya? Yani Salih Bey'in sorusu da belki hani oradaki deneyimi aslında burada yaşamak istemesinden kaynaklanıyor. Güzel bir açıklamaymış bu arada. Ben hiç düşünmemiştim böyle bir şey. Yani işin içinde güvenlik sorunu olması. Ama siz anlatırken de şunu düşündüm. 150 tane paket var. Benim paketimi getirmiyor. Yani o haritaya bakıp bakıp çıldırırdım herhalde. Bak bizim eve çok yaklaştı. Bak yine uzaklaşıyor. Hemen dolaşıyor böyle. Ya, bir de şöyle. Ya bu habire dolaşıyor. Tabii yaklaşmadan iki tane bunun prerequisite işi var. Yani öncelikli yapılması gereken şey var. Birincisi kuryenin insafına bırakmadan rota çizmek. Şimdi diğer uygulamalarda sipariş bazlı taşıma yapıldığı için bir rota çizmesine gerek yok. Yani bir noktadan bir noktaya gidiyor. Fakat bizde 150 tane nokta var ve hangi noktaya ne zaman gideceğini sabahtan belirlemiş olmamız lazım. Öncelik bir rota optimizasyonu yapacaksınız. Sonra kuryeniz o rota optimizasyonuna uyacak. Ondan sonra da son 3 nokta kaldığı anda size bunu flu bir şekilde göstereceğiz. Yani böyle 3 aşamalı bir iş yapmak lazım. Yani çok düşündüğümüz bir konu bu. O yüzden yakında yapacağız. Fakat hani dediğim gibi hiçbir zaman bir bildiğiniz market uygulaması gibi olmayacak. Anladım. Peki. Bu arada bütün yani panelistlerimiz de görüyor. Gülümser Hanım'ın bir yorumu vardı. Müşteriyi tanımanın yanı sıra iletişim kanallarında ihtiyaç olan verinin iyi bir kullanıcı deneyimi gözeterek sunulduğunu bir kez daha değerlendirmek gerekebilir diye bir yorum yapmış. Teşekkürler Gülümser Hanım. Evet. Kullanıcı deneyimini gözeterek yapılan çalışmalar çok daha verimli oluyor. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Barış, senin eklemek istediğin bir şeyler var mı son olarak? Yok, ben teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tüm arkadaşlarımıza, dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben çok teşekkür ediyorum. Kapanmanın hemen arifesinde dijital etkinlikleri evet. Yapıyoruz ama muhtemelen kapanma zamanında bu tarz etkinlikler herhalde çok daha popüler olacak. Geçtiğimiz senelerde de şeyimiz oydu zaten. Hepinize sağlıklı günler diliyorum öncelikle. Umuyorum hepiniz için de bu kapanma sonrasında daha güzel günlere kavuşuruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler hepinize. Bir başka etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler.